vereceğim şöyle. Murat Yetkin'in Kürt kapanı. Bilir dediler çünkü da baskıdan çıkıyor. Bir dağıtım şirketlerine filan şey ediliyormuş. Enteresan şeyler var. 11 Eylül'le ilgili bir şey var mesela. 11 Eylül'den 40 gün önce haberim olduydu orada bir önemli bir patlama bir şey olacağı olay. Söyledik pek aldırmadılar o zaman. Onun hikayesi de var. CIA'cilere söyledik oradaki meslektaşlarla. Haber verdik. Pek dikkate almadılar. Bakalım şimdi belki o haber Amerika'da yansır mı? Ne olur? Peki efendim, 40 gün önce dediniz haberimiz oldu. Sonrasında bu olay vuku bulduğu zaman ne oldu tepkileri yani? Sonra gelip bana bu haberi getiren adamla nasıl görüşebiliriz diye telaşla sordular o zaman. Peki görüşebildiler mi? Görüştüler, görüştürdük. Tüm ayrıntılar kitapta yer alacak mı efendim? Vallahi bildiğim bir ayrıntılar var kitapta. 11 Eylül kitabında yazdınız, sonrasında Amerika'nın buna kale almadığını söylediniz. Amerika'dan sonra Türkiye geldiğinizde ne oldu efendim? Hiçbir şey olmadı, öyle kaldı o. Söylemedik de yani kimseye şimdiye kadar da şey yapmadık. Bunu ilk kez kitabınızda mı yazdınız efendim? İlk defa yazıyorum, evet. Oradaki kişiyle Amerikalı yetkililerini görüştürdüm dediniz. Kimdi oradaki kişi efendim? Bir Türk, Türk. Uyuşturucu işi yapan bir Türk. Peki bu ismin bağlantıları var mıdır? Yani onları yazdınız mı? Bak, ismini verdim ama öyle sadece mi? Adını verdim yani. Zarar gelsin de istemedim tabii. Hala sağ mı kendisi? Bilmiyorum, görmedim hiç. 11 Eylül meselesi tam bir deşifre aslında. İlk kez söyledim diyorsunuz siz de. Evet, evet. Yani çok büyük bir şeydi tabii ki. Binlerce kişi öldü. O kulelerin yıkılması, şey etmesi falan. Ben ama Amerika'daydım o zaman. Bir dizi film gibi seyrettik yani. Peki şaşırdınız mı efendim? Gerçi siz bekliyordunuz böyle bir şey olduğunu, uyardınız, bildirdiniz. Ya tabii şöyle bir şey, Amerikalılar hep füzelere, düşmanlardan gelecek füzelere karşı hazır oldukları için hiç böyle bir şey beklemiyorlardı. Çok büyük bir şey oldu tabii, panik yarattı. Deşifre daha çok casusluk hikayelerine ihtiva ediyor. En çok Türkiye ile ilgili olan şeyler var, hikayeler var. Onun dışında da enteresan bazı şeyler var, bilgiler var. Bakalım herhalde hoşa gider, okuyucuların hoşuna gider inşallah. Türkiye'de yakalanan, özellikle iki casustan bahsediyoruz, Amerikalılara hizmet eden. Biri Sabahattin Savaşman, ondan sonra onlar var. Gene Türkiye'de yakalanan Ruslara hizmet eden kişiler var. Onların dışında da daha kişisel olarak benim bazı bilgilerim var. Bakalım onlar, çok fazla da anlatmayayım yani, kitabı okuyanlar biraz şeysin. Hangi mesele vesile oldu yazmanıza? Zaten yani bizim yaptığımız meslek de zaten bir nevi casusluk yahut da karşı casusluk. Ben ikisini de yaptım. Başka ülkelerde de çalıştım. O da casusluk sayılıyordu yani. En kolay casusluk da zaten diplomatik pasaportla yapılan casusluktur. Vallahi ilginç tabii hikayeler çıkıyor içinden. Onları yazdık. Bakalım okuyacaksınız inşallah.